Çocuklar için masallar. Her gün 3 altın elma. Gücün ve cesaretin kahramanı Herkül. Hayatı uzun bir maceralar silsilesinden oluşur. Herkül güçlü ve cesur bir adamdı. Yunan halkı onu çok ama çok severdi. Ayrıca çok da yakışıklıydı. Onu tanımayan insanlar genelde onu Yunan kralıyla karıştırırlardı. Şu Herkül denen adam kralınız değil mi? Hayır sevgili arkadaşım. O kralımız değil. Onun adı Herkül. O ülkemizin kahramanı. Bu olaylar çok sık yaşanmaya başlamıştı. Ve bu kralın adamlarının kulağına gidince bunu hemen krala anlattılar. Ve insanların ona kralları olarak bakmaya başladıklarını söylediler. Bunu duyduğunda kral çok sinirlendi. İnsanların onu yeni kralları yapacağından endişe etti. Danışmanlarına danıştı ve Herkül'den kurtulmak için planlar yaptı. Eğer Herkül uzakta kalırsa, kral insanların onu yavaşça unutmaya başlayacağını biliyordu. Kral planını yapmıştı. Bu sefer Herkül'e çok zor bir görev verecekti. Bu da Herkül'ün krallığından çok uzun bir süre uzak kalmasını sağlayacaktı. Kral Herkül'den Hesperides adlı bir yere gitmesini istedi. Hesperides'teki bir elma ağacında 3 tane altın elma olduğu söylenirdi. Kral Herkül'den Hesperides'teki 3 altın elmayı getirmesini istedi. Kral Herkül'ü Hesperides'e göndermeye karar vermişti. Çünkü Hesperides'in yolunu kimse bilmiyordu. Kral Herkül'ün çok uzun bir zaman boyunca uzaklarda kalacağından emindi. Herkül bunu kabul etti ve seyahati için gereken tüm eşyaları yanına aldı. Ertesi gün ülkesinden ayrıldı. Yoldayken 3 kadınla karşılaştı. Herkül onlara Hesperides'in yolunu sormaya karar verdi. Merhaba. Acaba bana Hesperides'in yolunu tarif edebilir misiniz? Onu haritamda göremedim de. Hesperides mi? Biz o yerin sadece adını duyduk. Onun nerede olduğuna dair bir fikrimiz yok. Belki denizdeki yaşlı adamı ziyaret etmen gerekiyordur. O Hesperides'in yolunu biliyor olabilir. Ama o ihtiyarla konuşurken çok dikkatli olman gerekiyor. Konuşurken ihtiyarı olabildiğince sıkı tut. Aksi halde hemen kaçar. Sanırım yolu sadece o biliyordur. Tabii ki. Teşekkür ederim hanımlar. Öyle yapacağım. Herkül birkaç saat boyunca yürüdü ve ihtiyar adamı denizin kenarında buldu. Adam sahilde uyuyordu. İhtiyar adam çok garip görünüyordu. Pasaklıydı. Uzun saçları ve çok uzun bir sakalı vardı. Herkül geldiğinde gözleri kapalıydı. Herkül ona yavaşça yaklaştı. Hiç ses çıkarmamaya çalıştı. Sonra onu arkasından çok sıkıca sarıldı. Denizin ihtiyar adamı gözlerini şaşırmış bir şekilde açtı. Ama Herkül'ün bilmediği bir şey vardı. Bu adam bir büyücüydü. Bir anda kendini bir geyiğe dönüştürdü. Herkül çok şaşırmıştı ama adamı bırakmadı. Geyik kendini ondan kurtarmak için çok uğraştı. Ama Herkül onu sıkıca tutuyordu. Sonra ihtiyar adam kendisini bir deniz kuşuna dönüştürdü. Ama Herkül onu tekrar sıkıca tuttu. İhtiyar kendini teker teker farklı hayvanların şekline soktu. Ama kendini Herkül'ün ellerinden kurtarmayı başaramadı. Kimsin sen? Benden ne istiyorsun? Benim adım Herkül. Hesperides'in yolunu öğrenmek istiyorum. Yolu bir tek senin bildiğinin farkındayım. Hesperides mi? Orası bir adadır. Sahili bu tarafa doğru takip et. Orada bir devle karşılaşacaksın. O sana Hesperides'in yolunu gösterir. Herkül ona teşekkür etti ve yolculuğuna devam etti. Devle karşılaştı. Dev çok iri ve güçlüydü. Sahilde uyuyordu. Herkül onu uyandırdı.
Ama dev uyandırılmaktan hoşlanmadı. Çok kızdı. Herkül'e sopasıyla saldırdı. Herkül onunla cesurca savaştı. Devi kaldırdı ve onu yere fırlattı. Ama dev hemen ayağa kalktı. Garip bir büyü sayesinde eskisinden de güçlü bir hale geldi. Herkül onu tekrar tekrar yere fırlattı ama her seferinde öncekinden daha güçlü bir şekilde kalktı. Onu yere atarsam benden daha büyük ve güçlü oluyor. Ne yapacağımı biliyorum artık. Herkül devi havaya doğru kaldırdı ama bu sefer onu yere atmadı ve onu havada tuttu. Dev yavaşça tüm gücünü kaybetti ve boyutu da küçülmeye başladı. Sonra Herkül'e onu tekrar yere indirmesi için yalvarmaya başladı. Lütfen beni yere indir. Yoksa öleceğim. Beni yere indirirsen sen ne istersen yaparım. Benim için bir şey yapmana gerek yok. Ama Hesperides'in yolunu öğrenmem gerek. Hesperides. Ben oraya nasıl gidileceğini bilmiyorum ama oraya gitmeyi bilen birini tanıyorum. Buradan düz devam et ve sonra Atlas'ı ara. Hesperides'in yolunu sadece Atlas bilir. Herkül ona teşekkür etti ve onu yere indirdi. Ondan sonra devin ona gösterdiği yönde ilerlemeye başladı. Uzun bir yolculuktan sonra en sonunda Atlas'la karşılaştı. Herkül Atlas'a öyküsünü anlattı ve altın elmaları aradığını söyledi. Hesperides'teki 3 altın elmayı neden istiyorsun? Kralım bana onları getirmemi emretti de ondan. Atlas'ın görevi göğü yerinde tutmaktı. Göğü çok uzun süredir yerinde tutuyordu ve artık bundan sıkılmıştı. Herkül'ü kandırmak için bir plan yaptı. Buradan Hesperides'e çok uzun bir yol var. Oraya sadece ben gidebilirim. Sen benim yerime göğü tutuver. Senin için o 3 altın elmayı alırım ben. Herkül bu anlaşmayı kabul etti. Göğü omuzlarına aldı ve Atlas yürüyüp gitti. Herkül bir süre boyunca bekledi ve Atlas hemen geri döndü. Atlas elinde 3 altın elmayla geri dönmüştü. 3 altın elmayı Herkül'ün ayaklarının dibine koydu. Herkül onu gördüğüne çok sevinmişti. Bu elmaları çok uzun zamandır arıyordu. Atlas'tan göğü tekrar kendi omuzlarına almasını istedi. Atlas, göğü Herkül'den geri alma konusunda tereddüt etti. Ben göğü 1000 senedir omuzlarımda tutuyordum. 1000 yıl daha geçtikten sonra geri dönerim. O zamana dek göğü benim yerime sen tutabilirsin. Herkül, Atlas tarafından tuzağa düşürüldüğünü anladı. Artık aklını kullanma zamanı gelmişti. Madem ki öyle, göğü kısa bir süreliğine tutabilir misin acaba? Göğü desteklemek için omuzlarıma bir yastık koymak istiyorum. Sonra göğü senden geri alırım. Atlas kabul etti ve göğü Herkül'den tekrar geri aldı. Herkül hemen 3 elmayı toparladı ve oradan ayrıldı. Atlas Herkül tarafından kandırıldığını anladı. Herkül krallığına geri döndü. Günlerce süren yoldan sonra kralın sarayına ulaştı. Krala 3 altın elmayı verdi. Kral Herkül için hiçbir şeyin imkansız olmadığını fark etti. Krallıktaki herkes onu bu imkansız görevi başardığı için alkışladı. Ve her zamanki gibi Herkül en cesur ve en güçlü insan olduğunu kanıtlamış oldu.